10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 88 Milli Eğitim Bakanlığı yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı Cevapları. Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 884. Dost Doğru Bir Yol Üzeresin. 5. Bu Kur'an, üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirildi. 6. Sen de ataları uyarılmamış, kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarasın diye gönderildin. 7. Ant olsun ki onların çoğu hakkında hüküm kesinleşti. Çünkü onlar iman etmiyorlar. 8. Boyunlarına öyle demir halkalar geçirdik ki çenelerine dayanmaktadır. Bu boyunduruklar sebebiyle kafaları yukarı kalkıktır. 9. Hem önlerinden hem arkalarından bir set yaparak öylesine çepeçevre sardık ki artık hiç göremezler. 10. Onları uyarsan da uyarmasan da birdir, iman etmezler. 11. Sen ancak, zikre, Kur'an'a, uyan ve görmediği halde Rahman'dan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böyle kimseleri bağışlanma ve güzel bir mükafat ile müjdele. 12. Şüphe yok ki ölüleri diriltecek olan biziz. Yaptıkları her şeyi ve bütün izlerini bir kaydederiz. Zaten biz, her şeyi apaçık bir kitapta kaydettik, paylaşalım. Yasin Kur'an'ın kalbidir. Ahmet B. Hanbel, Müsned, C5, S. 26. Yukarıdaki hadiste Peygamber Efendimiz, YSN suresinin için Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirmiştir. Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap, Peygamber Efendimiz, YSN suresini Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirmiştir. Çünkü bu sure, imanı güçlendiren, ölüm ve ahiret gerçeği üzerinde düşünmeye sevk eden önemli mesajları içerir. YSN suresi, Kur'an'ın özünü ve temel mesajlarını özetleyen bir sure olarak kabul edilir. Uygulayalım Yasin suresini dinleyiniz. Her bir ayeti koro halinde okuyunuz. Gruplara ayrılarak sureyi, yüzünden, harflerin mahreçlerine ve tecvid kurallarına dikkat ederek hatasız olarak okumaya çalışınız. YSN suresini ayet ayet ezberleyiniz. Sureyi arkadaşınıza ezberden okuyunuz, varsa hatalarınızı not ediniz. Sureyi öğretmeninize ezberden tedbir üzere okuyunuz. Sureyi topluluk önünde ezberden tahkik üzere okuyunuz. Cevap, bu etkinliği siz yapabilirsiniz. Yorumlayalım. Ölmek üzere olanların yanında YSN suresini okuyunuz. Ebu Devd, Cengiz, 20, İbn Mace, Cengiz, 4. Verilen hadisi YSN suresinin 12. ayeti ile ilişkilendirerek yorumlayınız. Cevap, bu hadis, ölüm anındaki kişilere YSN suresini okumalarını tavsiye eder. YSN suresi, ölüm ve ahiret gerçeği üzerinde düşünmeye sevk eden önemli mesajlar içerir. 12. ayeti ise insanın ölümünden sonra tekrar diriltilerek hesap vereceğini ve amellerinin değerlendirileceğini ifade eder. Bu nedenle YSN suresi, ölüm anında insanın manevi hazırlığını artırmak için okunan bir sure olarak önerilir. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Kur'an-ı Kerim Ders Kitabı sayfa 88 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.